diyor. Oo, savaşı bu yüzden kazandık demek. Bakın kızlar, sizi buraya ilgilenmiş görünmek için çağırmadım. Aslında gerçekten ilgileniyorum. Yani fanatik değilim ama gerçekten ilgileniyorum. Aslında biz de buraya 2 ay önce taşındık. Ed o erkek derneğine katıldı. İnanın bana cinsel yönden haksızlık olduğunu biliyorum ama açıkçası geceleri onu Ed'den uzak tutacak her şey bana yarar. Bir tür bilinçlendirme grubu oluşturursak katılır mısın? Ne? Kadınları bilinçlendirme seansları. Dırdır seansı demek istedin. Ha, o da var Ben de tabii. gelirim tabii. Ed'in bana giydirmek istediklerine inanamazsınız. Benim için İngiltere'de kauçuk elbise yaptırmış. Vay canına. Bu ne demeli kızlar ha? Ne? Kauçuk elbise ne? Ben bir aksan delisiyim. Nedeninden emin değilim. Muhtemelen bunu fark ettin mi bilmem ama ben bir kekemeyim. Eskiden mi demek istedin? Hayır. Hala kekelerim. Sadece kontrolde biraz daha iyiyim. Tamam. Şimdi senden yaşadığın her yeri yazmanı istiyorum. Doğumundan bugüne kadar. Ve bu da bildiğin klasik sözlük. Yani alfabetik sıraya göre dizili. A, aba, abajur. Bunun gibi yani. Ve bunun kullanımı çok kolay. Şu tuşa bas ve konuş. Sanırım bunu yapabilirim ama amaç ne? Bu çok eski bir hobi. Kurcalama. Bak, yeterince örnek topladığım zaman bilgisayara aktarıp programlayabilirim. Sonunda elde edeceğim şeye kişinin coğrafi geçmişi diyebiliriz. Bunun polisin parmak izi sisteminden daha önemli olabileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten ilginç Claude ama bu uzun bir iş. Biz Stafford kadınları da hep çok meşgulüz. Bilirsin, karın gibi. Parmak izlerini mi alacak? Hayır tatlım. Karın gibi Claude. Bobby ile birlikte onu bir projemize dahil etmeye çalıştık. Ama sürekli ütüyle meşguldü. Belki sen ikna edebilirsin. Kit Sanderson'ı da. Onlar bana zaman ayırabilirse, ben de sana ayırırım. Bu bir tür şantaj mı Joanna? Bu ülkeyi güzel yapan da bu Claude. Genelde hep dırdırla başlardık ama biraz da şansla daha yapıcı bir konuya girebiliriz. Sorusu olan var mı? Aa, güzel. O zaman hemen başlayabiliriz. Güzel, harika. İlk kim başlamak ister? Ne isterseniz konuşabiliriz. Seks, para, evliliklerimiz, ne olursa. Tamam, o zaman ben başlayayım. Evet, bu daha iyi. Sanırım bazen Walter işini benden daha çok önemsiyor. Ve bu beni üzüyor. Ben de Ed'in beni hiç sevmediğini sanıyordum. Yani demek istediğim, benimle evlendi çünkü iyi görünüyorum. Karısının benim gibi görünmesinin diğer televizyon yapımcıları üzerinde büyük etkisi olacaktı. Tanrı da biliyor ya bana çok şey verdi. O anlamda şikayetçi değilim. Ama beni hiç sevmedi. Ben dün hiç kek yapmadım. Üst kat parkelerini parlatmak o kadar uzun sürdü ki kek yapmaya vakit kalmadı. Her gün pişirmen gerekmiyor Kit. Böyle bir kanun yok. Ah. Ed ona kuru ekmek versen bile şanslı sayılır. Hazır sprey nişasta dene. Bana en az yarım saat kazandırıyor. Bir daha zamandan yana sıkışmazsın. Garanti ediyorum. Ben de defalarca denedim, istedim ama yapamadım işte. Ah, lideriniz olmaya falan çalıştığım yok ama ev işlerinin üzerinde bu kadar durmak gerekmiyor. Hazır nişasta o kadar iyi öyle mi? O kadar iyi mi? Şöyle düşün, zaman düşmansa o senin tek dostundur. Sana bu kadarını söyleyeyim.
O kadar iyi ki. Bir gün ünlü olursam ve ürün sahibi beni reklamda oynatmak isterse sadece kabul etmekle kalmam. Bunu ben...